Ekranların yol gösteren gezi programı Rehber'e hoş geldiniz. Ben Mert Savaş. Efendim, apar topar Antalya'dan İstanbul'a gelmek zorunda kaldım. Nereye gideyim, nereye gideyim diye düşünürken sevgili Akın abiyle dedik ki ya bütün dünya görmeye buraya geliyor, İstanbul'a geliyor. Elimizin altında moda gibi aradığımız her şeyi bulabileceğimiz hem kültürel anlamda hem lezzet anlamında bir yer var. Niye gidip çekmiyoruz? Düşündük, karar verdik. Şimdi bu hafta gezeceğiz. Barış Manço evine gideceğiz. Süreyya Operası'na gideceğiz. Sokak lezzetlerinden bahsedeceğiz. Ya keyifli bir program olduğunu düşünüyorum. Şansımıza çekimleri yaparken Allah'tan hava iyiydi. Hava bozdu, yağmur başladı ama izlerken içiniz ısınacak iddia ediyorum. Güzel oldu. Rehber başladı, iyi seyirler. Rehber'e Bahariye Caddesi'nde devam ediyoruz. Yine Kadıköy'ün en işlek, en bilinen caddelerinden biri. Bazı yerler vardır, yıllardır önünden geçersiniz, merak edip bakarsınız ama içeriye hiç girmemişsinizdir. Benim için de şu anda durum böyle. Tarihi Süreyya Operası'nın önündeyim. Belki buradan binlerce defa geçtim. Binlerce defa geçtim. Dışarıdan binaya baktım. Hatta arşive inersem sosyal medyada da mutlaka binanın önünde yaptığım paylaşımım vardır ama hiç içeriye girmemiştim. Bu hafta hadi dedik İstanbul'da Kadıköy programı yapınca bu önünden geçip de girmediğim Süreyya Operası'nı ekrana getireyim. Ben az önce Akın abiyle beraber içeriği gezdim. Hani gerçekten görülmesi gereken yerlerden biri. 1927'de Süreyya İlmen tarafından opera olarak yapılan bir bina. Ancak daha sonra tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sinema sektörü ilerleyince yenik düşüyor sinemaya ve perdelerini kapatıyor. Uzunca bir süre, yanlışım varsa içeriden aslanımdan bilgileri zaten alacağım, atıl kaldıktan sonra 2005 yılında görüşmeler yapılıyor ve 2007 yılında restorasyon çalışmaları tamamlanarak tekrar perdelerini açıyor. Şu anda tabii ki pandemi tedbirlerinden dolayı tiyatro oyunlarına ya da konserlere yer veriliyor. Ama size şöyle söyleyeyim, Aslı Hanım'dan da içeride teyidini alacağım. Bu arada çekim konusunda bazen çok zorlanıyoruz ama Kadıköy'de hiç zorlanmadık. Özellikle Kadıköy Belediyesi Basın Büro'daki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Başta sevgili dostumuz Dinç olmak üzere. İçeriye girelim, hem o tarihi dokuyu sizlere gösterelim, yaşatalım, hem de bilgileri paylaşalım. Geldiğimde ışıklar açılmamıştı. Şimdi içeride arkadaşlar da hazırlık yapıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, kendime kızdım. Hani yıllarca, ama yıllarca, öyle hani 3-5 sene de değil, en az 20 sene şurada dolaş, buradan geç. Bir ara çocuğum benim, Bartu'nun okulu da buradaydı. Yani şu eseri görmeden İstanbul'da yaşıyorum de. Kızdım kendime. Şöyle sizin yerinize kendi kulaklarımı bir çekeyim. Ben dışarıda çok kısa bahsettim, 1927, general olduğunu da şimdi öğrendim Süreyya İlmen, daha sonra sinema sektörü. Ama artık günümüzde belki de İstanbul'un tek opera binası diyebiliriz değil mi? AKM'de çalışmalar sürdüğü için. Doğrudur. Tabii biz, burası 2007'de opera sahnesi olarak açıldı. Yani aslına uygun olarak tamamlanarak açıldı. Çünkü 1927'de ilk açıldığında Süreyya Paşa burayı tamamlayamamış maddi nedenlerden dolayı. Kulis ve sahne arkası tamamlanamamış. 2007'de onlar tamamlanmış olarak tam bir opera sahnesi olarak açıldı. Yani tabii ki zamanın 1920'lerin düşünürsek o ölçekte bir opera sahnesi, yani büyük bir opera sahnesi değil. Büyük opera eserleri için de uygun değil ama küçük bir opera olarak Avrupa'da da birçok örneğini gördüğümüz operalar gibi
Burası da hizmete açıldı. İlk açıldığı zaman AKM hala faaliyetteydi. Aslında Atatürk Kültür Merkezi diyelim değil mi? Adını da anmış olalım kurucumuzun. Doğru, doğru. Atatürk Kültür Merkezi açıktı. Ve burası Anadolu yakasında bir sahne olarak açıldı tabii ki Atatürk Kültür Merkezi'ne bir muadil olarak değil. Fakat tadilat dolayısıyla kapanınca o gün bugündür burası İstanbul'un tek opera sahnesi olarak görev yaptı. 562 kişilik kapasitesiyle. O yüzden de hep doldu taştı bu pandemiye kadar. Yani pandemideki kapanmalara kadar. Sahneden de bahsedeceğim. Salondan da bahsedeceğim ama buradaki birçok gördüğüm o piyano falan günümüze kadar devam eden eski tarihi eserler mi yoksa değil. Hani restorasyonda bazı değil, şeyler ya değil. Da depremler yaşandı, değil. Savaşlar yani, yaşandı. İşte aynalar bağış, piyano bağış, bir takım mobilyalar var şu üst fuayedeki galerilerde, onlar bağış. Neler var? Yani bu halılar burası için dokutturuldu, işte avize burası için. Tabii ki aslına uygun olarak yaptırıldı. Bir loca kapılarındaki amblemler orijinal. Biz Ankara'da tiyatroya gideceğimiz zaman annemler falan iki gün önceden ne giyeceğim, kuaför hazırlıkları. Bizler okul elbiselerimizle giderdik. Şimdi ben İstanbul'a geldim, tiyatroya, arkadaşım dedi ki tiyatroya gidelim, dedim ki üzerimde kot var, ne olacak ki dedi. Çok şaşırmıştım. Hatta gidip kumaş pantolonla gömlek alıp ben tiyatroya günlük kot pantolonla ya da tişörtle gitmem demiştim. Şimdi benim bildiğim opera, hani tiyatronun aslında seyirci olarak bir tık daha hassası diyelim ama böyle kotla falan da gelenler oluyor değil mi? Evet, öyle bir kıyafet yönergemiz yok. Herkes yani günlük ne giyiyorsa, kural değildir bunlar zaten. Hayır, herkes günlük ne giyiyorsa, o biraz herhalde eskide kaldı. Olsa iyi mi olurdu? Tabii ki bir kere insan kendini iyi hissediyor ama artık öyle bir şey kalmadı. Ya ben hani içeriye girer girmez gerçekten net söyleyeyim, hani o kadar güzel yapılmış ki o restorasyon sonrası sanki Avrupa'da bir müzeyi, bir operayı geziyormuş hissiyatına zaten, rahatlıkla zaten yaşıyoruz. Burası yani salon kısmı bir Alman tiyatrosundan örnek alınmış. Fuayede Şanzelize Tiyatrosu'nun bir kopyası. Şu anda opera var mı? Sergileniyor mu? Şu anda bu sezon... Şöyle geçelim sahneye doğru. Size sahneyi alıp bir ağrıyı alacağım biraz sonra. Maalesef bende öyle bir yetenek yok. Bu sezon konsertant olarak yapıldı operalar, yani konser versiyonları yapıldı. Pandemiye kadar birçok opera ve bale sahnelendi burada. Ayrıca Kadıköy Belediyesi tarafından 14 yıldır düzenli olarak her pazartesi oda müziği konserleri düzenlendi. O da baş başına bir seri oldu İstanbul'da ve Türkiye'de. Böyle girip dürbünle bakanlar oluyor mu? Yok, dürbünle bakılacak kadar büyük bir salonda değil zaten. Ben en son bilgim işte Baba 3 filminde meşhur Andy Garcia'nın olduğu, hani Al Pacino'nun oğlu opera sanatçısı oluyordu ya. Tabii onlar devasa, onlar. Onlar devasa, evet, devasa sahneler salonlar. Var, salonlar var. Peki İstanbul, şimdi ben bu programda özellikle hani Kadıköy ağırlıklı hazırlıyorum. Daha doğrusu Kadıköy programı hazırlıyorum. Bu tip etkinlikler insanların malum şartlar belli. Bütçelerini zorlayacak türden mi mesela, ya da belediyenin böyle ücretsiz etkinlikleri de oluyor mu Süreyya Operası'nda? Ya da fiyatlar nasıl? Fuayede ücretsiz etkinliklerimiz oluyordu. Gene pandemiden dolayı o yapılmıyor ama devlet operası, devlet tiyatrosu, işte belediye konserleri, bunlar normal özel sektörün yaptığı gösterilerden ve konserlerden tabii çok daha aşağı fiyatlar. O yüzden insanların ulaşabileceği fiyatlar. Şimdi etkinliğine göre değişiyor. O yüzden bir fiyat vermem doğru olmaz ama gayet kabul edilebilir ve ulaşılabilir fiyatlar. Benim için gerçekten çok önemli çünkü hani, gerçi biz değişik bir toplumuz. Buna en başında da ben gelirim. Hani sağlığımıza zarar veren şeylerde parayı rahatlıkla harcayıp konu kültür sanat olunca her şeyin böyle nedense hesabını yaparız. Ya bir şey daha soracaktım. Şunu soracaktım. Şimdi sizinle tanışmadan önce az önce bir hanımefendi geldi. İstanbul dışından geliyormuş misafiri. Şimdi biliyorsunuz tabii ben buna da aslında bu tip yerlerde karşıyım ama bilinirliği açısından da destekliyorum. Yoldan geçerken hani bir gelip görelim dedikleri zaman
Kapıdan insanlara ya gelin görün işte burası da bizim tarihi Süreyya operamız tabii, diyor tabii, musunuz? Tabii. Eğer salon müsaitse tabii diyoruz. Şimdi bugün şansımıza boş içerisi ama çoğunlukla provamız oluyor. Prova olduğu zaman tabii ki alamıyoruz ama prova yoksa bu şekilde boşsa gezdiriyoruz. Yani gelip rahatlıkla gezebilirler. Evet. Hani benim gibi önünden geçip bakmasınlar. Gelsinler hatta etkinliklere de katılsınlar. Tabii. Herkesi bekleriz. Çok teşekkür ediyorum ev sahibiniz için. Rica ederim. Efendim yaşı özellikle 35 ve üstü olanlar, hayatında hiç İstanbul'a gelmemiş bile olsa deseler ki İstanbul'da aklınıza gelen ilk adresi söyleyin, eminim %90'ı aynı adresi söyleyecek. Barış Manço Moda 81300 İstanbul. Yine aynı şeyi söyleyeceğim, yıllardır geldiğim, yaşadığım şehirde ilk defa gezeceğim bir yere geldik, Barış Manço'nun evine geldik. Kadıköy Belediyesi tarafından bugün müze olarak, müze ev olarak ziyaret edilebiliyor. Kapıdan girer girmez, daha doğrusu sokağa gelir gelmez zaten Barış Manço'yu her yerde yaşamaya başlıyorsunuz. Domates, biber, patlıcanla bahçede başlayalım aslında değil mi? Hazin bir aşk hikayesi olduğu söylenir bu şarkının, domates, biber, patlıcanın. Biz sabah geldik, okul grupları vardı. Okul grupları olduğu için içeride çocuklarla beraber çok rahat çalışamayacağımız için gittik. Umarım şimdi içerisi boş mu efendim? İyi biz bekleriz onlar çıktıktan sonra. Tamam domates, biber, patlıcandan. Ah ah sevgili Ercan'ın kulakları çınlasın Ankara'da. Ne zaman o şarkıyı duysam aklıma gelir arkadaşım eşek. Barış Manço'nun yaşadığı, vefat ettiği. Kapıda da söylediğim gibi Türkiye'nin en çok bilinen adresindeyiz efendim. Barış Manço evinde 81300 Moda'dayız. Barış Manço evinden içeri gelir gelmez efendim. Sağ tarafa dönünce biraz sonra detaylı bilgileri buradaki hanımefendiler alacağız. Bir Bamumu heykeliyle karşılaşıyoruz. Özlemişiz. Özlemişiz. Samimi söylüyorum. Sene 78 ya da 79. İşte 4 yaşındayım. Her çocuğun hayatta ilk defa söylediği bir şarkı vardır. İşte kimi kırmızı balığı, kimi mini mini bir kuşu söylerdi. Benim hayatta ilk söylediğim şarkı Hava Ayaz mı Ayaz, ellerim ceplerimdeydi. Nur içinde yatsın. Rahmetli anneannem karşısını alır. Hava Ayaz mı Ayaz'ı bana söyletirdi. Çocukken o kadarını bilirdim. Sonra biraz daha büyüyünce aynı şarkının bir resmin kalmış bende, tam ortadan yırtılmış. Hani siyahlı, siyah kazaklı kısmına geçmiştim. Ondan sonra da hayatımızın her döneminde oldu. Vefat ettiği dönemde de, günde de, yine yıllar önce şimdi kapandığı için söyleyebilirim, Kanal 6 Haber'deydim. Ve yine bu evden, evin önünden uzun bir yayın yapmıştık. Özlediğimiz bir sanatçı, biz bir zamanlar Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmasını çok istediğim bir sanatçıydı. Dünyadaki tüm ülkelerin, tabii o zamanlar yeni nesil bilmez, internet yok, sosyal medya yok, televizyon bile çok kanallı değil. Dünyanın en uzak ülkelerinin yaşanılan yerler olduğunu, orada insanların yaşadığını, oradaki kültürlerin nasıl olduğunu, müziklerini, geleneklerini yine Barış Manço sayesinde öğrenen bir nesiliz. Yani iki isimden bahsedeceğim. Bir tanesi dünyayı ayaklarımıza getiren, bizi öğreten Barış Manço. Diğeri de Allah uzun ömür versin, Nuray Yılmaz, gezelim görelim. İkisi bizim büyüğümüzdür, bu işin piridir. Birine Allah uzun ömür versin, diğerinin de mekanı cennet olsun. Şimdi çocuklar var ama yüzlerini çekemiyoruz. Ama sadece seslerini duyabilirim. Sadece seslerini. Çocuklar merhaba. Merhaba. Seslerinizi alıyoruz. Beğendiniz mi? Yasak. Beğendiniz. Şöyle Barış Manço şarkısı biliyor musunuz? Hayır, ben biliyorum. Ben de bir tane. Şimdi ben senin yüzünü göstermeden sadece sesini alayım. Hangisini biliyorsun? Söyle bakayım. Oku bakayım. Ayı. Oku bakayım. Ayı.
Gerçekten çok duygusal, çok romantik bir şarkıdır bu da. Hadi senden de alalım. Ben bir kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli. Mevsimler geldi geçti görüşmeye. Bu arkadaşım tavuk muydu? Hayır, arkadaşım eşek. Peki, tamam, bravo. Kendinize bir alkış alalım, hadi bakalım. Ne güzel ya, böyle çocuklar geziyor. Biz geldik 50 yaşımıza, İstanbul'da yaşıyoruz. Bu müzeye ilk defa geliyoruz, Barış Manço evine. Her köşesi estetik, her köşesi böyle klasikçidir Barış Manço. Bize siz yardımcı olacaksınız değil mi? Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Kadıköy Belediyesi. Kadıköy Belediyesi. Aslında bu ev bugün yaşıyorsa, Kadıköy Belediyesi'nin müze olarak ayaktaysa hakkını vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet, doğrudur. 2010 yılında Barış Manço zaten uluslararası bir sanatçımız. Onun evini kentli ve kentliyle buluşturmak için, sevenleriyle buluşturmak için 2010 yılında ziyarete açtığımız Barış Manço evindesiniz şu an. Peki bir şey söyleyeceğim. Kaç yıldır buradasınız? 10 yıldır. Kuruluşundan beri. Bunu samimi söyleyeceğim. Evet. Soracağım. Var mıdır Barış Manço hayranlığınız yoksa iş gereğiyle? Aslında eskiden çok fazla yoktu ama işin içine girdikçe onun koleksiyonları, kişiliği ya da arka planda kütüphanesinde bulunan şeyleri, arşivlerini, kendisiyle ilgili biriktirdiklerini işim gereği odaklandıktan sonra açıkçası hayran oldum. Şimdi bir kere hani bizim nesil, şimdi çocuklar için tabii ayrı ama hani bizler yaşayan nesil olarak hani girdim sağa döndüm ya sanki Barış karşımda. Karşılıyor. Evet. 2011 yılında Murat Daşkın'a yaptırdığımız silikondan bir heykel. Ben çok güzel bir çalışma. Özür dileyim o Estağfurullah. Zaman. Estağfurullah. Çok güzel bir çalışma hakikaten. Elleri Doğukan'ın ellerinden kalıp alındı. Yüz fotoğraftan çalışıldı. Peruktan saçlar dikildi vesaire. İşte Barış Manço'nun kıyafetleriyle birlikte onun en önem verdiği piyanosunun yanında yer aldı. Piyano yine kendi kullandığı. Tabii kendi kullandığı piyano, yurt dışından getirdiği. Farkındaysanız parmaklarında yüzükleri yok. Normalde 10 parmağında birden yüzükleri var. Evet. Misafirlerini ağırlarken yüzük takmadığı için biz de burada sergilerken yüzük takmamayı uygun gördük. Müthiş bir detay. Müthiş bir detay. Tam bir klasik tutkunu değil mi? Şöyle bakıyorum. Aslında Barış Manço 19. yüzyıl felsefesine de büyük önem veren, araştıran, Itri Dede'yi 30 yıl araştıran bir sanatçı. Tabii dönemini temsil eden bir sanatçı aynı zamanda. Çok yönlü sanatçı olmanın getirdiği, bunu kendi yaşamasına da indirgeyen bir sanatçı. Evinden de bunu algılıyoruz aslında. Koleksiyoner yanı, mesela ortadaki masa... Göstererek devam edersek... Mithat Paşa'nın çalışma odasına, çalışma masasına ait olduğu söylenen bir masa. Kaplumbağa kabuğundan bronz süslerle yapılmış olan, Darüşşafaka'nın müzayedesinden almış Barış Manço. Böyle hani birçok da yararlı etkinliklere de katılan birisi. Duvarlarda çeşitli sanatçılara ait tablolar görüyorsunuz. Vallahi şöyle gezerek şey aslında orijinal. Baktığımız zaman, hani ben... Müze evi aslında, yani vefatından sonra değil, yaşarken de bir müze evi aslında. Evet, doğru. Zaten Barış Manço'nun kendisi de aslında düşünürsek. Bu ev, evden şöyle bir bahsetmek istiyorum. Ev 1860 ile 1890 yılları arasında tarihi eser bir bina. İngiliz bir aile tarafından yaptırılmış. Kırmızı tuğlaları da İngiltere'den getirtilmiş hatta. Barış Manço bu evi 1984 yılında satın aldığı zaman... Daha öncesinde 60'larda ikizi gibi yıkılmasın diye hemen Tarihi Eserler Koruma Kurulu'na kaydını yaptırıyor. Ve şu an bu ev ikinci dereceden tarihi eser niteliği taşımakta. Ama Barış Manço da evde yaşadığı ve onun da kültürel zenginliğiyle beraber aslında birinci dereceden tarihi bir mekandasınız. Sırma Hanım'la röportaj arasında dedi ki özellikle bir şeyin altını çizmek istiyoruz. Burası Barış Manço evi. Kültür Bakanlığı'na ait olmadığımız için müze ifadesini kullanamıyoruz. Arada ben müze dersem dilime eşek arası soksun. Benim hatamdır. Öğrenci 5 lira, yetişkin 10 lira. Pazartesi günleri kapalı mısınız? Pazartesi kapalıyız. Bütün müzeler gibi, evet. Kapalısınız. Onun dışında da mesai saatleri. Sabah 9, akşam 5. Akşam son giriş 4'te. Dörtte. Evet. Şimdi vefat ettiği 31 Ocak 99 gecesi.
masada bulunan eşyaları. Evet, yemek salonundayız. Son akşam eve bildiğiniz gibi 31 Ocak gecesini 1 Şubat'a bağlayan gece kalp krizi geçiyor ve aramızdan ayrılıyor. O akşam eve geldiği zaman cep telefonunu, garajda bulunan arabasının anahtarını ve ajandasını bu noktaya koyuyor. İlk eve geldiği zaman Doğukan hemen bunları alıyor. Sonrasında da burası sergiye açıldığı zaman olduğu yere aynı şekilde yerleştiriyor. Şimdi yukarıda mı böyle var mı ilginç şeyler? Aslında çok sayıda ilginç şeyler var. Barış Manço olur da ilginç olmaz şeyler mı, değil mi? Olmaz mı? Bir dönemin. Ooo meşhur kıyafetleri. Kostümleriyle. Abi bir şey söyleyeyim mi? Herkese yakışmaz mı işte ya? Kolay değil Barış Manço olmak. Mesela bakın Zeki Müren de öyleydi. Yani bazı şeyler bazı insanlara yakışıyor yani tamam fark çok farklılar ikisi ama mesela Zeki Müren de Barış Manço dışında yani şu kostümleri taşıyamaz hiç ya olmaz ya şimdi düşünüyorum. Evet bir de Barış Manço ikinci Dünya Savaşı sonrasında dünyada işte postmodernizmin akımının ve hippi akımının olduğu bir dönemde Belçika'da aynı zamanda öğrencilik yapıyor. Belçika Kraliyet Akademisi'nde resim ve grafik dersi alıyor ve grafik bölümünden birincilikli oluyor. O dönemde işte bu akımlardan da etkileniyor. Aslında biliyorsunuz biz Türk toplumu olarak şeyleri kendimize göre daha pratik zekalıyız. Mesela kaftanlarla o hippie akımındaki uzun şeyleri harmanlamış Barış Manço. Anadolu Rock Müziği'nin kurucularındandır aslında kendisi. Bunun sebebi de işte Belçika'da kafelerde falan türküler söylerken, şarkılarını söylerken Anadolu'dan oraya göç eden bizim işçilerimizin den bir tanesi de diyor ki işte ben de bir türkü çığırabilir miyim diyor. O da söyle diyor. Bakıyor ki onun türküsü kendilerinden daha çok alkış alıyor. O zaman diyorlar ki ya işte batı müzik aletleriyle türküleri harmanlarsak nasıl olur diye. Böylece yavaş yavaş Anadolu rock müziği de günümüzün Türkçe pop müziğinin alt tabanında oluşan müzik akımında doğmuş oluyor. Bir gün yolumuz Kıbrıs'a düşerse program çekersem Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'yı orada anlatmak istiyorum. Karaman'dan başlayıp bir ağanın Kıbrıs'ta son bulan hayat hikayesi, tesadüfen görülen bir mezar, yapılan araştırma ve ortaya çıkan yaz deftere mutlaka onu Kıbrıs'a saklayacağım. Süleyman parçasını bilirsiniz değil mi? Bilmez mi? Yani aslında orada çok ironik bir şey vardır. Köylü şalvarı giyer, kovboy çizmesi giyer, işte motorcu ceketiyle beraber ama bizim köylülerin çoğunlukla hani bir şeyleri kilitlerken kullandığı kilide yerleştirir ve kendisine kostüm yapar. Bu arada buradaki görmüş olduğunuz şeyler de Japonya konserinde kalan aslında biliyorsunuz Japonlara domates, biber, patlıcanı söyletebilen sanatçımız aynı zamanda. Japonya 17 şehirde 24 tane konser veriyor. Konser öncesinde 1-2 hafta önce Japonya'ya gidiyor ve sahnede kullanabileceği kadar Japonca öğreniyor. Ve sahneye çıktığı zaman samuraylar gibi saçlarını topluyor, kılıcını kuşanıyor, kimonosunu giyiyor ve herkese birden Japonca konuşunca yüz binlerce kişinin gönlüne taht oluyor. Zamanlar biz de bunlarla çekime giderdik tabii teknoloji ilerlemeden önce. Betacam kasetler bir yerde bir drop atardı. Güzelim program ya da haber çöp olurdu. Tabii bunlar içlerindekiler CD'lere aktarılmış olanlar biliyorsunuz bunlar bu şekilde saklanmaz normalde. Ve bunlar da sadece o programın bazıları. Çok küçük bir parçası. Burada da yine kolyeleri var. Kolyeleri, koleksiyon, albümleri. Evet, Barış Manço'nun o dönem çeşitli ozanlarıyla bir kıraathanede sohbetini görüyorsunuz. Ve burada da Barış Manço'nun kendi yurt dışında kullandığı kamerası, el kamerası, komik desenli kravatları, pasaportları ve çeşitli fotoğrafları yer alıyor. Az önce bahsettiğim bu 7'den 77'nin Türkiye ayağında dolaştığı her ilde biliyorsunuz kendisini bir ilave ederdi. Bu bir de oradaki birlerden bir tanesi. Şurada ben kasetleri gördüm de. Evet bunlar da yine bazıları tabii ki de kendi kullandığı plakçılar. Hepsini biliyorum vallahi. Evet. Hepsini biliyorum. Yani hepsi aslında içinde farklı hikaye, farklı bir dönemi barındıran
özlemle dinlediğimiz parçalar. Ve burada da Barış Manço'nun kendi el yazısı var. Büyük harf kullanmayı tercih ediyormuş. Ve orada eski biliyorsunuz yapraklı nüfus cüzdanları vardı. Zeynep Kamil de dünyaya geliyor ve sonrasında Zeynep Kamil hastanesi kendisinden de bebeklere takılan bileklik var ya, ondan veriyor. Bu arada sokak ismi veren kişi de Zeynep Kamil'in aslında eşine aittir. Yusuf Kamil Paşa'nın eşidir. Böyle de bir garip bir anekdot var. Hatta ben söyleyeyim, Malatya Darende eşinin adına yaptırıyor meşhur Zeynep Kamil'i de. Eşine o kadar düşkün ki benden önce eşimin adı yazılsın diyor. Çünkü Darende olması lazım. Çünkü ben gittiğimde, ben yeni gittim çünkü geçen sene gittiğimde dinlemiştim orada. Burada da bir biliyorsunuz dünyayı pek çok yeri dolaştı. Amerika'da NASA'yı ziyaretinde çocukları için aldığı Apollo 16'daki bir astronot ait şey. Burada da çocukların şeylerini görüyorsunuz. Doğukan'la Batıkan'ın oyuncaklarını. Tabii bunlar o dönemde birçoğu burada çok az bulunan, yurt dışına getirmiş olan oyuncaklar. Çocuklar buradaki... Bir dakika. İyi ki gelmişiz ya. Ben bu hafta... Akın abi ilk seni dinledim ya. Ben bu arada Kadıköy Belediye Başkanı önemli değil. Hatta o zaman şöyle aydınlığa çıkayım. Biz tabii Kadıköy Belediyesi'nde basındaki arkadaşlara teşekkür ediyoruz bir de ya da bize yardımcı olanlara ama tabii biz Şerdil Başkan'a da buradan teşekkürlerimizi iletelim ev sahipliği için. Yani neticede Sayın Başkan'a da herkesin evi ama biz çekim konusunda da yani sağ olsun Şerdil Başkan nereye gitsek güler yüzle karşılanıp çok rahat bir şekilde işimizi yaptık. Kadıköy kültür bar, kültür ilçelerimizin başında gelen bir yer. Kesinlikle. Vallahi çok güzel. Yani o klasiklerin gelenekselliğin dışında artık günümüzde o vazgeçemediğimiz sosyal medyada da çocuklar geldiği zaman hani Barış Manço'yu hem öğrenip hem de onunla en azından bir hatırası olsun diye çok güzel tasarlanmış. Var mı gezeceğimiz başka yer? Bu arada çocukları birey olarak kabul ettiren önemli programlardan. Çünkü çocuk deyip hani geçmemek lazım. Onların da düşünceleri geleceğimizi oluşturan bireyler olması açısından önemli. Doğukan'ın odasına gitmemiz lazım. Orası çok önemli. Çünkü Barış Manço'nun kendi elleriyle yaptığı grafikleri ve resimleri göreceksiniz. Buradaki tüm tablolar, tüm eserler kendisine ait olduğu için ayrıca bizim için değerli ki bunları yapmak hiç kolay değildir. Tabii ki değildir canım yani. Vallahi müthiş. Eğer başka yerde varsa sonraya bırakacağım. Tabii. Çünkü çok keyif aldım. Yine geleceğim. Yine bekleriz. Barış Manço 81300 moda sizin eviniz her zaman bekleriz. Teşekkür ediyorum. Rehberde turumuza Moda Sahil'de devam ediyoruz. Az önce Barış Manço'nun anılarını ekrana getirdik. Çok keyifli bir çekimdi benim için. Yine yıllarca İstanbul'da olup görmediğim bir yerdi. Hani bu vesileyle aslında bu hafta görmediğim yerleri de görmüş oldum. Ya keyifli. Şöyle düşünüyorum. Hani sadece moda Avrupa'da herhangi bir yer olsa yani buradan gidilip 3 bölüm program çekilebilecek özelliklere ve güzelliklere sahip bir yer. Şimdi Barış Manço'dan çıktık. Hava da güzel. Hani önümüzde belki siz programı izlerken 2 gün sonra ekrana gelecek. Yine kar falan diyorlar ama ondan sonrası önümüz bahar. Hani böyle İstanbul'da yaşıyorsunuz. Malum ekonomi devri. Hani dediniz ki ya çoluk çocuk ya da işte kız arkadaşım ya da eşim ya da tek başınıza. Bir gideyim deniz havası alayım. Şöyle bir oturayım. Çayımı kahvemi içeyim. Kahvaltımı yapayım.
E malum şimdi böyle Boğaz'da falan gittiğiniz zaman birçok yerde hani girerken kara kara düşünüyorsunuz. Hesabı isterken 3 kere düşünüyorsunuz. Ben o yüzden daha önce gittiğim illerde de ya da ilçelerde de belediyelerin halka açık ve hem temiz hem hesaplı işletmeleri varsa ekrana getiriyorum. Onlardan biri de burası. İdea. Vallahi biz geldik, kahvaltı yapmamıştık. 2 tane tost yedik. Kaşarlı tost ki kesti bizi. Hatta bir tane de keserdi. 2 de çay içtik. 58 lira verdik. Onu söyleyeyim. Gençler daha çok. Aslında gençler de demeyeyim, her yaştan. Bunlar daha çok TikTok grubu. Elde telefonlar, TikTok, Instagram falan sosyal medyacı. İşte bakın gerçek örnek bir hanımefendi. O işlerini takip ediyor burada. Kulaklıklarını da takmış. Dünya umurunda değil. Önce para diyor yani. Para kazanmak lazım. Değil mi efendim? Ben de dedim acaba hani hisse senedi falan parayı mı götürüyorsunuz oturduğunuz yerde? Ama bir zengin duruşu var, para var belli. Bilgisayar falan güzel bak. Bak mesela bunlar öğrenci, bunlar bir çay söylemişler, 5 kişi oturuyorlar. Çocuklarda da... Bak gel bak gel, oraya bir merhaba diyelim bak. Turistler bak, ne güzel ya. Ama güzel yere gelmişsiniz. Nereli bunlar? Hollanda. Hollandalı. Köken, bu arkadaşın köken Surinam mı? Ha köken. İsviçre. Bak işte öğrencisiniz değil mi? Öğrencinin hali ortada bak. Bir çay beş kişi. Nereye gidiyor bu gençlik? Çıkartın bakayım telefonları. Evinizde vardır değil mi? Bol bol resim çektiniz mi? Çektik evet. Başka nerelere götüreceksiniz çocukları? Bana da ipucu olur bu haftaki programla ilgili. Eminönü tarafına geçmeyi düşünüyorum. Ya kusura bakma ben bu yeni neslin ağzında böyle yuvarlayarak konuşmasına böyle Eminönü deyince Eminönü tarafında balık ekmek yedirmeyi düşünüyoruz. Tam fakirlere denk geldik bak yemin ediyorum. O da üzüldü öyle dedik diye. Tamam kızım şaka yap. O da mı yap? Sen bizden misin? Hayır. Ama bak şöyle bir bak harbi Çorumlu duruşu yok mu bak. Bak Çorumlu duruşu var. Bak bu kardeş de böyle. O da merhaba nasılsın iyi misin? Evet how are you demeyi ben de biliyorum canım. Geçsinler. Eskiler ne demiş? Su akar iz bırakır. Turist döviz bırakır. Öğrenin bunları. Eskiden yazardı. Hadi iyi gezmeler size. Efendim her yaş kuşağı. Az önce görüntü vermek istemediler. Böyle yaşlı bir amcamla teyzem vardı. Bir de pazar filesiyle gelmiş. Epeydir görmüyordum pazar filelerini. Herkes gayet mutlu, mesut hayatından. Şimdi yan tarafta kapalı alan, şöyle de bir güzelliği var buranın. Hem gençler ya da çocuklarınızla geldiniz, onların ödevi var. Siz oturun, keyfinize bakın. Bedava internet ya bu devirde. Bedava değil mi? Evet, bedava. Bu ikili de muhteşem ikili. Maggie ile David, bir zamanlar Mavi Ay vardı. Sağ olsunlar. Bize burada yardımcı oluyorlar. Güzel değil mi yani bu devirde herhalde hem... Moda manzarasına bak. Akın abi orayı görebilir miyiz? Kürekçiler de geçiyor. Abi keyifli bir yer. Kesinlikle. Hem halkın kamudan bu şekilde faydalanması, ücretsiz internet olması ve öğrencilerin ve yaşı büyük insanların da içeride kitap okuyup internetten faydalandığı ve araştırma yaptıkları mükemmel bir yer. Kaçta açıyorsunuz sabah? Sabah 9'da açıyoruz. Yanım. Evet, 9'da açılıyor. Gece 11'e kadar hizmet veriyoruz üst katta. Alt katta da 9'a kadar. Tabii şimdi Kadıköy'ü bilenler burada yazın geldikleri zaman yer bulmanın ne kadar zor olduğunu da biliyorlardır aslında. Hani şu an biraz hava böyle serin esiyor falan diye böyle. Yoksa burada nerede yer bulacaksın? Şimdi bizim programın klasik soruları vardır efendim. Çay kaç lira, su kaç lira? Hani belediye tesisinde bile çay 4 lira. Ben diyecek ne diyeyim ki? Çay 4 lira, su 3 lira. Ama çay büyük. Bardak büyük yani en azından. Tostlara baktım. 12 liradan başlıyor. Ona göre malzemesine göre değişiyor. Hem sıcak hem soğuk çorba varmış 10 liraya. Evet sıcak çorba bulunuyor. Ekmek veriyor musun çorba... Sınırsız ekmek çorba. Evet İstanbul halk ekmek olarak veriyoruz. Birer tane ekmek. Öğrenci edesine. Kardeşlerim geliyordur değil mi ya çorbaya? Genelde evet. Lise ve üniversite öğrencileri sık sık gelmekte. Onun dışında da zaten akşama doğru burada yaşı büyük insanların da gelip aynı zamanda soğuk içeceklerden faydalanarak güzel günlerini geçiriyorlar yani. Modalı halkın özellikle buraya şeyi çok yüksek. Katılım. Yani şöyle söyleyeyim gerçekten hani İstanbul'da az ilerisi kalamış zaten meşhur huzur bulmaya gelinen. Yani müthiş bir sahil şeridi.
hep şunun altını çiziyoruz yani gerçekten. Yaşamak herkesin hakkı. Denizden faydalanmak, deniz kenarında bir çay, kahve ya da soğuk bir şey içmek. O yüzden burayı ısrarla Akın abinin de tavsiyesiyle tercih ettik. Şey diyor musunuz böyle, hadi kalk bakalım artık sen çok oturdun. Yok, hiç kimse öyle bir şeyimiz yok. Zaten self servistir. İnsanların başında bekleyip de bir şey alır mısınız, bir şey yer misiniz diye kimse öyle bir baskı da kurmuyor. Herkes gelip buradan rahat bir şekilde faydalanıyor yani. Tekrar söylüyorum, Akın abi sağ olsun. Böyle dolaşırken hani şunu programda dile getirmek istedim. Farklı lezzetler olsun. Her bütçeye uygun olsun. Çok keyifli bir yere geldik. Girerken söylemiştik, meşhur menemenci. Kendi karikatürü de var zaten dışarıda. Görür görmez anladım. Tabii karikatür biraz hani mizah amaçlı olduğu için biraz üzerinde oynanmış ama ya menemen hazırlanırken gördüm. Bayağı değişik bir alan kurmuşsunuz. Evet. Keyifli. Kaç yıldır varsınız? 17 yıldır burada menemen yapıyoruz ve burada bir kültürü yaşattığımıza inanıyorum. O düşünceyle çalışıyorum zaten. Çeşitlerimiz de çok severek yapıyoruz. Çeşitlere geleceğim. Menemen için tembel kadın yemeği derlerdi bir dönem. Evet. Akşama kadar gezer, akşam kocası gelince ne pişirdin deyince hemen biber, domates, yumurta yap menemeni ama ben şu yanınızda haddim değil. Sanıyorum menemen en güzel de ya baharda ve yazın oluyor herhalde değil mi? O domatesin tadı olduğu tabii zaman. Yazın domatesi daha farklı oluyor. Lezzeti farklı oluyor. Kışın da yine seracılığı öğrendik zaten bu kaç yıldan beridir. Aşağı yukarı 10-12 yıldan beridir domateslerimiz gerçekten güzel çıkıyor. Bif domates dediğimiz domates ondan yapıyoruz kışın. Yaz domatesini aratmıyor ama tabii yaz domatesi de başka. Bir de karpuz olacak yanında. Yani bir de karpuz. Onu da yazın gelirseniz yazın onu da yaparız. Oluyor var mı yazın karpuz? Alıyoruz yapıyoruz tabii. Ya çok güzel oluyor. Evet, ya. Böyle. Yapıyoruz karpuz. Yalnız şöyle bir sıkıntısı var efendim menemenin. Hani ekmeği yediriyor kardeşim. Şimdi ben mesela çatal gördüm tabii restoran olduğu için mutlaka gelecek. Bunu böyle elinle abi 3 parmak. Menemen gelir elle diyor. Biz de elle zaten. 3 parmak. 3 parmak. Çok kişi yiyeceğiz. Elle yiyor zaten. Bunun tadı. Yani çatalı pek kullanmıyorlar. Aslında klasik, ama biz getiriyoruz tabii çatalı yine. Klasik menemen dediğimiz aslında biber, domates, çok tarçınlı soğan, evet, yumurta. Yumurta. Bir de ama tereyağı. Biz tereyağıyla yapıyoruz. Hayır, yine sıvı yağıyla da yapıyoruz. Zeytinyağıyla yapıyoruz ama önceliğimiz tereyağlı. Ama çeşit çok dediniz. Kaç çeşit menemen var? Çeşit çok. Sucuklu, kaşarlı, karışık, kavurmalı, sosisli, beyaz peynirli, kıymalı, tavuklu, patatesli, pastırmalı, zeytinli, fındıklı, fıstıklı, cevizli, hamsili. Fındıklı, fıstıklı menemen. Ceviz. Evet, aynen öyle. Yiyen çıkıyor mu ya? Çıkıyor. Gerçekten çıkıyor. Fındık. Zaten az talebe göre biz onları bir şey yapıyoruz, çoğaltıyoruz. Mesela daha bizim şimdi notlarımız da var. Onların çalışmalarını yapıyoruz şimdi. Ne kaldı? Mesela kaldı. İncirli yumurta çıkaracağız. Kuru incirden. Pandemi döneminde bayağı bir şey kalmışsın galiba. Düşün. Böyle sakin kalmışsın. Yok, bunlar değişik zaten bunlar vardı zaten. Ya şimdi gelen müşterilerimizin taleplerine göre biz diyor ki bu var mı diyor. Düşünüyoruz onunla. Abi menemenciye ben onu yapıyorum. Gelip, bak bir şey diyeceğim. Menemenciye gelip cevizli menemen var mı diyen mi çıkıyor? Evet. Ve sabahları özellikle cevizli menemen yemek gayet de güzel. Ben kendim de yiyorum. Gayet de enerjik oluyor, hoş oluyor, tam güzel oluyor. Cümleyi tamamlayacaktım. Hayır. Ben kendim de yiyorum deyince tamamlamıyor. Kendim, önce kendim yapıp yiyorum. Bunun yanında çay değil mi? Tabii çay. Çay, çay ya da ayran ikisi. Ben ya, böyle bu arada bir sürü peçete var. Onlar bu 2007'den beridir yazılan yazılar. Orada 81 ilahiyat yazı var. En çok hoşuma giden yanı da o. Ne bileyim işte Manisa mesir macununa göre yazmış, Edirne ciğerine göre yazmış, Üçbeşine göre yazmış. Ya her ilden orada bir yazı var. Geldik. Ben klasikçiyimdir abi. Kolay kolay. Hani cevizli menemeninize bir şey demiyorum. Damak tadıyla ilgili de haddim değildir. Gerçekten çok farklı bir konudur. Herkes farklı bir şeyi sevebilir. Evet. Ben klasikçiyimdir. Klasik menemen kaç lira? Klasik menemen şu andaki şartlarda 23 liradan kaç başlıyor. Kaç yumurta var içinde? İçerisinde bir yumurta var, büyük yumurta. 1,5 yumurtaya tekabül ediyor. İstersen 2 yumurtalı da yapıyorsunuz. Tabii öyle yapıyoruz. Müşterinin astarı birine gidiyor. En pahalısı hangisi? En pahalısı kavurmalı ve pastırmalı. Onlar da bayağı biraz fiyatları yüksek olduğu 20 için. 20'si o 40 lira falan. Evet, bunlar bir 15 gün falan oldu bu şekilde oldu fiyatlar. Ona yapacak bir şey evet. Yok. Ekmek sınırsız mı? Sınırsız. Ekmeğe veriyoruz. Rekor 24 tane yumurta yiyeni gördüm.
Yanında 2,5 ekmek de yedi. Ya ben hani 2,5 ekmeği yerim de 24 yumurtaya tövbeyi yemem. Yedi, ben şahitim, yedi. Çay kaç lira? Çay küçük 4 lira, büyük 8 lira. Güzel, bizim müşteri portföyümüz hep öğrenci, asker, ben bunlar. Menemeni çok severim. Bir de bak net söylüyorum, hayatta elimden yemek işi gelmez. Evet. Dünyada tadına bakmadığım mutfak kalmadı ama elimden yemek gelmez. Ama menemen konusunda çok iddialıyım. Ama acıya dayanıklı olmanız lazım. Yani bizim acımız da iyidir, acıdır. Yani şimdi söğüşçü var bu hafta programda. Evet. Sabah hani kendim için söylediğim için bu ifadeyi kullanabilirim. Hani eşeğin aklına karpuz kabuğu düştü. Evet. Sabah aklıma söğüşçü düştüğü için sabah beri söğüş hayaliyle yanıp tutuşuyorum. Yoksa mutlaka tadına bakmak isterdim. Ama bir gün aç geleceğim. Beklerim, yumurtayı bilmem zaman. Ama her ekmek zaman. Rekorunu kırarım yani. Hiç sorun değil. Ekmeğimiz güzel, çıtır. Biz öyle tutup 100 tane falan da söylemiyoruz. 15-15 söylüyoruz. Her daim çıtır ekmek. Geçiyoruz müze, opera binası, moda. Efendim, sırf bunun için İzmir'e giderdim. Sonra böyle laf arasında biraz kulak kabarttım. Meğer İstanbul'da varmış, Beyoğlu'nda. Ben duymamışım. Ben son zamanlarda yine İstanbul'da Bostancı'ya da gidiyordum söğüş yemeye. Sonra Akın abi dedi ki burada da bizim bir söğüşçümüz var. Senin onunla tanışman gerekiyor. Asıl şimdi usta burada. Ama çırak ilginç şimdi. Burada ilginç olan çırak. Aslında çırak değil, o da usta diyebilir miyiz ona da? Aynen, usta oldu. Merhaba, nasılsınız usta efendim? Oldum. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya demin sohbet ettik. Benim yaşım kadar söğüşle geçen bir ömür. Aynen, 46 yılım. 46 yıl. 46 yıl. Ve bir yıldır da Yuji'yi yetiştirdik maşallah. Elimize aldı. Kim? Yuji. Yuji diye söğüşçüm olur Allah aşkına ya. Yuji. Yuji. Nereden, nasıl yollarınız kesişti Yuji ile? Bu ilk tanışmamız benim müşterim olarak. Buna hayran kalmıştı, çok beğenmişti. Her hafta gelip yiyordu. Sonra beraber oturup yemeye başladık. Sohbetler, muhabbetler derken bu işi merak sardı. Yapmak istedi. Biz de öğrettik. Bir el verdik. Başardı. Başardı mı? Çok güzel başardı. Japonya'da doğdu, buralı oldu. Aynen oldu. Orada mı doğdu? Merhaba Yuji. Merhaba. Nasılsın kardeşim? İyiyim, teşekkürler. Siz? Vallahi ben de iyiyim. Annem Japon, baba mı? Babam. Nerede tanıştı annenle? Onlar Kuveyt'te tanıştılar. Ben orada doğdum aslında. Sonra geldin İstanbul'a. Evet. Başka işler yaptın mı bundan önce? Yaptım. Neler yaptın? Mesela bundan önce havacılık sektör içinde çalışıyordum. Sonra bir gün nasıl oldu da bu işe girdin? Biraz şans, biraz yani bu özel meraklı şey bana geldi ve yani bunun sokak lezzetleri herkes, yani bu bölge insanları paylaşmak istedik, konuştuk, el verdi sağ olsun, eğitim aldım orada. Ne kadar sürede öğrendiniz? Bir 6-8 yıl oldu, kolay bir iş değil. Efendim bakın, dünyada en kolay şey yemeği yemektir. Yani hazır olan bir şeyi yersin, sonra da ücretini öder gidersin. Ama bak ne güzel söyledi. 6-8 sene bunun dedi böyle inceliklerini öğrendim. Şimdi bu işin inceliği nedir? Müsaadeyle bir ustaya soralım. Nasıl yapılır? Özelliği haşlanmış olması. Kan çıkarılıyor, yağı çıkarılıyor. Yani light tabiri caizse hafif yemek haline geliyor ama kalorisi yüksek, D vitamini. Kış aylarında özellikle çocukların çok yemesi gereken bir yemek. Temizliği zaten haşlanmışlığından geliyor. Haşlanmış olmasından dolayı ne koyun kokusu kalıyor ne bir şey kalıyor. Koyun olacak değil mi? Tabii, kıvırcık koyun olacak. Kıvırcık koyun olacak. Trakya ürünleri olacak genellikle. Hani derler karamanın koyunu sonra çıkar oyunu falan da. Onun için Anadolu koyunlarından pek olmuyor. Ne yaparsan yap, o koyun kokusunu yok edemiyorsun ama kıvırcık koyunda maalesef kalmıyor. Zaten yedirseniz yediğiniz zaman da göreceksiniz. Yuji, kaç lira? Bu 50 lira oldu. Porsiyon? Evet, doğrudur. Ekmek arası ne kadar? 30. Ekmek arası 30. Kaçta biter kelle? Kaçta başlar, kaçta biter? Bizim işlere biraz 6'dan sonra başlıyor. Kadıköy'de ama Muammer abinin yeri 24 saat açırsa her zaman bir müşteri gelir. O zaman ben aslında şöyle bir olayla karşılaştım. Yanlış olmaz. Türkiye'ye söğüşü tanıtan usta, evet. Ve Türkiye'deki hani yarım da olsa tek Japon.
Yalnız Türkiye değil. Bütün dünyaya. Bütün dünyaya. Bütün dünyadan, çok ülkelerden televizyon programlarım var. Ne güzel ya. Uzak Doğu'dan akın akın gelirler. Balkanlardan akın akın gelirler. Bilinmez mi şu lezzet ya? Bundan sonra devam. Devam ediyoruz. Vallahi ellerine sağlık. İsterseniz tadına bakabilirsiniz. Yani biz kamera karşısında yemiyoruz. Prensip olarak yıllardır yemiyoruz. Zaten ben gösterirken bile hani insanların içi gidiyor. Bir de böyle karşılarında yediğim zaman kulaklarım çok çınlıyor. O yüzden hani gösterelim ama yemeyelim. Rehber devam ediyor. Rengarenk ışıl ışıl, envai çeşit. Yani bütçenize göre mutlaka böyle bir tadına bakabileceğiniz bir şey bulabilirsiniz. Valla habersiz geldik, çat kapı geldik. Hoş geldin. Her zamanki güler yüzlüğünüzle karşıladınız. Sağ olun. Yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah yine bir İstanbul programı yaparsak anlatmadığım ürünlerle beraber olur. Tabii ki efendim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Çok sağ olun. Her ilçenin sembol yerleri vardır. Her ne kadar yeni jenerasyon bu sosyal medyadan dolayı Kadıköy deyince Boğa'nın önüne gitse de biraz daha eskiler için Kadıköy'ün en bilinen yerlerinden biri elbette ki Akmar Pasajı. Yolumuz düştü. Hem de çok sevdiğim meslek büyüğüm abim Orhan Can vasıtasıyla kendisiyle de tanışmış olduk. Bugün artık Akmar Pasajı belli bir dönem tabii hoşlanılmıyordu ama artık kültür merkezi, kitapçıların yer aldığı bir yer. Kardeşimiz de burada. Bu vesileyle Orhan abi de almış olduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Vallahi iyiyim. Dışarıda hava baktım soğuyor. Hemen dedim şöyle bir Akmar Pasajı'na da uğrayayım. Bir merhaba diyeyim. Akmar sıcaktır zaten ya, ısıtır. Isıtır yani, bir kere kitapların ısısı yeter. Yeter yeter. Zaten yıllardır buradayız. Bir yaklaşık 10-15 yıldır buradayız. Biz de zaten kitapların sıcaklığını her zaman hissediyoruz. Bu vesileyle de Orhan abiyi de özlemiş olduk zaten. Çok i̇yi yaşlanmış. Oldu, iyi oldu. Çok yaşlanmış. Beni baktı tanıyamadı. Ah Orhan abi. Ah Orhan abi. Bu Z kuşağı benim için önemli. Okuyorlar mı? Vallahi Z kuşağının yarısı okuyor, yarısı okumuyor. Öyle diyeyim size. Yarısı sosyal medyada. Yarısı tablette. Sosyal medyada vakit geçiriyor. Yarısı da okuyanlar da var. Hatta bugün köy enstitüleriyle ilgili bugün bir müşterimizle sohbet ettik burada. Onun vasıtasıyla da zaten sabahtan beri onun belgesini izliyorum. İsmail Hakkı Tonguç'un belgesini izliyorum. Bence büyük kayıp Türkiye için. Ve o dönemlerde neler olmuş, neler bitmiş hepsini tek tek şimdi ölçmeye çalışıyorum. Ve gelen her öğrenciye burada aslında köy enstitüleriyle ilgili bilgi vermek gerekir diye düşünüyorum. Ya ben aynı fikirdeyim. Bir de şudur, kitapların gerçekten büyülü bir dünyası vardır. Yani her şey
ilk kitabı eline alana kadar alıp bir o dünyaya girdikten sonra kolay kolay vazgeçemezsin. Önce klasik bestseller sorayım. En çok satan bu ara? En çok satanlarda yani klasiklerden zaten Tolstoy ve Dostoyevski her zaman bizim kalem kitaplarımızdandır. Fakat ben başka bir dalda bilgilendirmeye çalışacağım insanları ve özellikle çizgi grafik diye bir şey var. Yani eski tarihi çizgi romanları, romanları çizgi romana çevirdiler. Bazı öğrenciler bunlardan pek hoşlanmıyordu normal romanlarından ama çizgi romana geçtikten sonra okumaya başladılar acayip. Şu an mesela benim en çok sattıklarım onlar. Ben şöyle bir şey duymuştum, doğru mu? Dünyada en çok satılan kitaplar seyahat kitapları ve fal kitaplarıymış. Ya fal kitabı tabii biraz enteresan yerlere gidiyor da seyahat kitapları çok önemli. Bizim Burak'ın kitabı var mı sizde, Burak Akkul'un? Hangi kitabı? Çok gezenti bizim ora. O bende yok şu an ama gezi kitapları var bende. Bayağı. Valla Burak'a da buradan selam olsun. Onun da kitabını tavsiye ediyorum. Çok gezenti bizim ora ya da çok gezenti kitaplarını. Ben bir soru sorayım size. Çok gezen mi, çok okuyan mı? Hem çok gezip hem çok okuyan. Ama çok gezen daha çok bilir. Evet. Çok gezen daha çok bilir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ya bilerek bir yere gitmek. Çünkü şöyle, okuduğunu belli bir süre sonra unutabiliyorsun ama gördüğünü unutman çok zor. Şu çok güzel, mesela gitmeden önce gideceğin yerleri okuduğun zaman gittiğinde hazır gidiyorsun oraya. Ama işte benim için de kötü, heyecanlı kaybediyorum. Ya ben biraz daha hazırlıklı gibi keşfetmeyi seviyorum. Mesela hani bu hafta moda tarafını Kadıköy'de gezerken şuna dikkat ettim. Ha biraz Akın abi dedim, çat kapı gittim, görüp aa bu da varmış dediğim yerlere de gittim. Vallahi güzel oldu. İnşallah böyle çok çok kitap satılır, daha çok okunur. Yani benim de temennim o, çünkü bu ülkeyi ve dünyayı bence okumak kurtaracak. Rehberim, bu hafta da sonuna geldik. Daha aklımda kalan o kadar çok yer var ki gitmek isteyip de gidemediğim. Ama ne yapalım, kader utansın. Şöyle söyleyeyim, reytinglere bakacağım, iyi gelirse devamını getireceğim. Çünkü beni çok cezbeden yerler var. Ah keşke burayı da koysaydık, şu da olsaydı diyebileceğimiz. Hava bozdu. Allah'tan program bitti efendim. Bol bol kitap okuyalım. Yaşadığımız yerin neresi olursa olsun güzelliklerinin kıymetini bilelim. Yaşadığımız yeri sevelim. Yaşadığımız yeri seversek orası dünyanın en güzel yeridir. Eleştirilerinizi, görüşlerinizi bekliyorum sosyal medya hesaplarımızdan. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.